gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 5. haftamızın son konusu olan köklü ifadeler konusunun konu videosunu bugün bu videoda işleyeceğiz. Ve hemen arkasından gelen videoda ise köklü ifadelerin konu testi yer alacak. Kanala abone olduysan ve videoyu beğendiysen dersimize başlayabiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bize sevgili arkadaşlarım köklü ifadelerin ne anlama geldiğini anlatan bir tanım var, bir bilgi var. Bu kısmı hem okuyalım hem yorumlayalım. A bir reel sayı, n'de sıfırdan büyük ve çift bir sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x reel sayısına a'nın n'inci dereceden kökü denir diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şu şekilde ekran neden kaydı? Bakın gençler şöyle diyoruz. A bir reel sayıydı. Tamam. N de sıfırdan büyük ve bir çift sayıydı. X üzeri n eşittir a ise burada arkadaşlarım şuradaki n'nin çift olduğunu söylüyor ve sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. A da bir reel sayı. Bunu sağlayan x değerine a'nın n'inci dereceden kökü diyoruz. Yine a bir reel sayı, n birden büyük ve tek bir sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işarete sahip x reel sayılarına a'nın n'inci dereceden kökü denir ve şu şekillerde gösterilir demiş. Şimdi x üzeri n eşittir a'yı sağlayan burada n çiftti unutmayın. Bu ifadelere biz ne diyorduk? X dediğimiz şey a'nın n'inci dereceden kökü demiştik, doğru mu? Diğer bir kısımda ise n tek bir sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan a ile aynı işarete sahip x reel sayısına da yine aynı şekilde göstereceğiz. X eşittir n'inci dereceden kök içerisinde a diyeceğiz ama buradaki n'nin tek olduğunu unutmayın. Bir de sevgili arkadaşlar burada yukarıdaki tanımda yani ikinci verdiğimizde yukarıda olmayan bir şey var. Ne vardı? A ile aynı işarete sahip x reel sayılarına demişti değil mi? Şimdi demek ki burası tekse arkadaşlar. İçerisi negatifse dışarısı da negatif oluyor. Ki zaten biz üslü ifadeler konusunda görmüştük. Negatifin tek kuvvetleri de zaten negatifti arkadaşlar. Burada şu n'nin çift olduğu takdirde neden biz n'yi sıfırdan büyük ve çift seçtik? Ve buradaki a'nın ne olması gerekiyor? Şimdi arkadaşlarım x negatif de olsa pozitif de olsa zaten çift kuvveti pozitif olacaktır. Yani a mutlak surette pozitif olacaktır dedik. Peki a pozitif olmalı ya. Hani a pozitif olmalı. A sıfırdan büyük. Peki bir ifadenin çift kuvveti minimum ne olabilir? Tabii ki sıfır olabilir. Şimdi sıfır veya pozitif olunca ne oluyor? Sıfırdan büyük veya eşit oluyor. Demek ki bizim burada şuradaki n'lerimiz çiftken içerisi yani a dediğimiz ifade sıfırdan büyük veya eşit olmalıymış. Bunun sebebi de negatif sayıların çift kuvvetlerinin de pozitif olması. Hiçbir sayının pozitif kuvveti kesinlikle ama kesinlikle negatif bir sayı olamaz. Bundan kaynaklı da arkadaşlarım hiçbir çift kuvvetli çift dereceden kökü olan köklü ifadenin içi de bundan kaynaklı negatif olamaz diyoruz. Tamam. Sonuç olarak birbirinin tersi. Biz x üzeri n eşittir a'yı x'i bu şekilde yalnız bıraktık. N'inci dereceden kök içerisinde a demiştik çünkü. Pekala. Birinci örneğimize bakalım. Tanımlı olma şartı konu başlığıyla görebilirsiniz sorulu bankalarında. Eşitliğinde demiş a eşittir bu eşitliğinde a sayısı bir reel sayı olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir şu şekilde kök ifadesi var. Hocam burada n diye bir sayı yok. Eğer yoksa gençler burası mutlaka 2'dir. Yani çifttir arkadaşlar. Bakın burası da 2, burası da 2. Çift dereceden köklerin iç kısımları ne olamazdı? Negatif olamaz. Dolayısıyla 2x eksi 8 büyük veya eşittir 0 diyeceğiz. Bir de 7 eksi x 0'dan büyük veya eşittir diyeceğiz. Buradan eksi 8'i karşıya attım. 2x büyük veya eşittir 8. Buradan eksi x'i karşıya atarsanız 7 büyük veya eşit x gelecektir. Yani arkadaşlarım şurayı da 2'ye böldünüz. X büyük veya eşit 4. Şimdi 4 küçük veya eşit x, o da küçük veya eşit 7 derseniz. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu bize. 4'ü alabilir, 5'i alabilir, 6'yı ve 7'yi alabilir bu şartlar altında. Demek ki bizim bu sayılarımızın toplamı da 22 yapar diyeceğiz. Cevabımız bu olacak. Devam edelim ikinci örneğimizde.
Bakın arkadaşlarım, çift olanları işaretliyorum. Derecesi çift olan kökler. Bu, bu ve bu. Şurada hocam tek var. Dolayısıyla x eksi 7 tüm reel sayılar olabildiği için x burada tüm reel sayılar olabilir. Yani tek katlı, tek dereceden köklerin içerisi negatif, pozitif, sıfır hepsi olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Akarı kokarı yoktur o yüzden. Ama çift olanlarda ne demiştik? İçleri daima sıfırdan büyük veya eşit olacak. Dolayısıyla x eksi 1 sıfırdan büyük veya eşit. X eksi 2 sıfırdan büyük veya eşit. 5 eksi x sıfırdan büyük veya eşit dedik. Buradan x 1'den büyük veya eşit gelir. Buradan x 2'den büyük veya eşit gelir. Burada x küçük veya eşit 5 gelir sevgili arkadaşlarım. 2'den büyük olan veya eşit olan her reel sayı 1'den de otomatikman büyük veya eşit olduğu için bunu değil, bunu kullanacağız. 2 küçük veya eşittir x, o da küçük veya eşittir 5 derseniz arkadaşlarım, sağlayan x değerlerinin en geniş aralığını bulmuş olursunuz. Hatta x elemandır. 2 ile 5 kapalı aralığı da diyebiliriz sevgili gençler. Biz çözüm aralığımıza ya bunu kullanırız ya da bunu kullanırız. Şıklarda hangisi verildiyse artık. Örnek 3'e bakıyoruz. Ondan önce de bir bilgimiz var. N pozitif bir tam sayı ve N 2'den büyük veya eşit, A'da bir reel sayı olmak üzere. Şimdi bunu konu başlığı olarak diğer kitaplarda veya soru bankalarında veya fasiküllerde 9. sınıf kitaplarında şu şekilde görebilirsiniz gençler. Bir sayının karesinin karekökü diye görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Ve bu başlığın altında genelde toplanır. Çift dereceden bir sayının çift dereceden kuvvetinin aynı çift sayı derecesinden kökü. Yani aynısı olmaz mı? Aynısı olmayabilir. Tamam mı? Özellikle çiftler için konuşuyoruz. N tekse bakın, buradaki N ile buradaki N'yi kaldırıp atabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Direkt A diye karşımıza çıkacaktır. Fakat N sayısı eğer çiftse, biliyorsunuz ki negatif sayıların da çift kuvvetleri pozitif olabileceğinden, N çiftse burası mutlak değer A diye çıkmak zorundadır. Yani örnek veriyorum arkadaşlar. X üzeri 4'ün 4. dereceden kökü, bu arkadaşlar dışarı mutlak değer X diye çıkmak zorundadır. Ama 3. dereceden kök içerisinde x küp dediğimiz şey direkt x diye çıkacaktır. Çünkü sonuç olarak içerisi negatif veya pozitif olabiliyordu. Dışarısı da o halde negatif veya pozitif olabilir ama içerisi zaten mutlak surette pozitif olması gerektiği için çift kuvvetlerin, çift dereceli köklerin içerisi, ben burayı mutlak değer x diye çıkarmak zorundayım. Negatif bir sonucu olamaz bunların. Şimdi aşağıda örneğimize bakalım. Eksi 2'nin karesinin karekökü demiş. Burası şurada 2 olduğu için bunlar gider ama bu dışarı mutlak değerli çıkar. Eksi 2'nin mutlak değeri de 2'dir. Bakın tek dereceli kök. Dolayısıyla tek dereceli kök olduğu için eksi 2'nin, eksi 8'in küp köküne bakacağız. Eksi 8'in küp kökü arkadaşlarım eksi 2'dir. Çünkü eksi 2'nin küpü ancak eksi 8 yapar. Dolayısıyla şu kısım eksi 2 diye çıkacaktır. Bir de önündeki eksi ile beraber hop hop artı yapacaktır. Artı 2 dedik. Bölü. Eksi 64'ün küp kökü ise eksi 4'tür arkadaşlar. Çünkü eksi 4'ün küpü bize eksi 64'ü verir. Dolayısıyla bu kısım, yani şu işaretlediğim yer eksi 4'müş. Bakın 4 ve 8 kullanılmış. Önce ben üstünü 4 yapmaya çalışayım. Eksi 3'ün karesinin 4. kuvvetinin 4. dereceden kökü diyebilirsek eğer biz buraya. Şu 4 ile şu 4 gider. Eksi 3'ün karesi demek 9 demek. 9'un mutlak değeri de zaten bize 9'u verecektir. Üst taraf 2 artı 2'den 4'ü verir. Alt taraf 9 eksi 4'ten 5'i verir. Bizim işlemimizin sonucu ise 4 bölü 5'tir diyeceğiz. Hem de gönül rahatlığıyla. Arkadaşlarım, 4. sorumuzdayız. A1 ile 4 aralığında olmak üzere 1 eksi A'nın karesinin karekökü. Şimdi bu mutlak değer 1 eksi A diye çıkacaktır tabii ki doğal olarak. Çünkü şu 2 ile şunu götürdüğünüz takdirde çift dereceli olduğu için 1 eksi A'nın mutlak değeri. Bununla bunu götürdüğünüz takdirde de önündeki eksiyle beraber mutlak değer a eksi 5 diye çıkacaktır. Eksi bir de dışarıda 7'miz var, onu da unutmuyoruz. Şimdi 1 eksi a demiş. Bir kere a sayısı 1'den büyük olduğu için ben 1'den a'yı çıkardığım zaman negatif bir sonuç elde edeceğim için negatif bir sayıda çıkamayacağından mutlak değerli sonucu a eksi 1 diye çıkacaktır. A'dan 5'i çıkar demiş arkadaşlar. 5 nerede? 5 ta burada. A'dan 5'i çıkarırsanız eğer yine negatif bir sonuç elde edeceğiniz için burası da 5 eksi A diye dışarı çıkacaktır.
Bir de neyimiz vardı? Eksi 7'miz vardı. Bunu da unutmuyoruz. Daha sonrasında bakın burası a eksi 1 dedik ya, onu bir yazalım. Şu eksiyi de içeri dağıtalım arkadaşlar. Eksi 5 artı a eksi 7 dedik. A ve a'nın toplamı bize 2a'yı verir. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6'dır. Eksi 7 daha eksi 13'tür. Demek ki bizim bu sorumuzun cevabı da 2a eksi 13 olacaktı deriz sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyoruz. 5. örneğimiz için bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Sayfa numaramız 105. Şimdi burada kare köklü, daha doğrusu köklü ifadelerle alakalı bütün özellikleri vereceğiz arkadaşlar. Tabii bazı özellikler ayrı olacak ama onları da ilerleyen kısımlarda vereceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, x üzeri m bölü n, yani eğer sayımızın tabanımızın üzerinde bir rasyonel ifade varsa, bir kesir varsa m bölü n gibi, bu x üzeri m bölü n demek aslına bakarsanız şu kökün derecesini verir. Bu da direkt kuvveti verir. Yani x üzeri m'nin hop n'inci dereceden kuvvetidir diyebiliriz. Yani artık bundan sonra küp kök x dediğimiz ifadeyi biz x üzeri 1 bölü 3 diye çevirebiliriz. Veyahut x karenin küp kökü varsa elimizde, bu artık x'in karesi bölü şurası ne olacak? 3 olacaktır. X üzeri 2 bölü 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Anlaştık. Bunlar şöyle kenarda dursun. 64'ün karesinin küp kökü demiş bakın o zaman. 64'ün karesinin o zaman 1 bölü 3. kuvveti diyeceğiz biz. 1 bölü 3. kuvveti. Bu da 64 demek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 4'ün küpüdür. 4'ün küpünün şunla şunu çarparsanız 2 bölü 3. kuvveti. Hocam bununla da bunu çarpacağız. O zaman 3'ler gider. Ve geriye sadece 4'ün karesi kaldığı için cevabımız 16'dır diyebiliriz, örnek veriyorum burada. 81'in 4. dereceden kökünün içerisinde 81'in küpü. 81 demek biliyorsunuz 3 üzeri 4 demek. Bunun küpünün bakın şuradaki 4 ne demek? 1 bölü 4. kuvvet demek. 4 kere 1 bölü 4 birbirini götüreceği için cevap 3'ün küpünden 27'dir deriz. Bakın burası da 27'ymiş arkadaşlar. 32 demek 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri 5'in karesinin şuradaki 5 ne demek arkadaşlar? 1 bölü 5. kuvveti demek. 5 ile 1 bölü 5'i götürdünüz. 2'nin karesinden cevap ne oldu? 4 oldu hocam. n'inci dereceden kök içerisinde a ile n'inci dereceden kök içerisinde b'nin çarpımı yine n'inci dereceden kök içerisinde a çarpı b'dir. Bu aslında köklü sayıların bir özelliği değil, üslü sayıların bir özelliğidir. Bu da özellik nereden geliyor? Şuradan. Şunu üslü sayı biçiminde yazacak olursanız a üzeri 1 bölü n'dir biliyorsunuz. Şunu üslü sayı biçiminde yazarsanız da b üzeri 1 bölü n'dir. Biliyorsunuz ki üsler aynıysa ve çarpılıyorsa bunlar tabanları çarpıp aynı üssü yazıyorduk. AB'nin 1 bölü n'inci kuvveti. Tabi nereye anlatıyoruz? Şöyle anlatacağız. A çarpı B'nin 1 bölü n'inci kuvveti. Ve bu da sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki A çarpı B'nin n'inci dereceden kökü demek. İşte buradaki özellik de buradan geliyor gençler. Aynı şey bölüm içinde tabii ki geçerli. Dolayısıyla ben bunu A bölü B'nin n'inci dereceden kökü olarak yazabilirim. Az önce de bahsettiğimiz bir olay vardı. A üzeri N'nin m'inci dereceden kökü. Eğer ki burada sevgili arkadaşlar işimize yaramayan bir kök derecesi veya işimize yaramayan bir üs varsa bu kök derecesini ve bu üssü değiştirebilirsiniz. Aynı anda değişmek zorunda. Ben dışarıyı p ile çarparsam içeriği de p ile çarparım, üssü de p ile çarparım. Böylelikle arkadaşlarım a üzeri p çarpı n'nin p çarpı m'inci dereceden kökü olmuş olur. Bu özellik nereden geliyor? Nereye gidiyor? Onu bir inceleyelim. A üzeri n bölü m demek a üzeri n'nin m'inci dereceden kökü demek a üzeri n bölü m'dir. Siz şimdi gidip bunu p ile çarparsanız, bunu da p ile çarparsanız zaten p'ler birbirini götürdüğü için hiçbir şey değişmeyecektir. Ve bundan kaynaklı da m çarpı p'ninci dereceden kök içerisinden a üzeri np diyebiliriz arkadaşlar. İşte bu p ile çarpma muhabbeti buradan geliyor. Aynı şekilde m'yi ve n'yi p'ye böyle de bilirsiniz. Dolayısıyla bu muhabbet de aynı yoldan geliyor diyebiliriz. B sıfırdan büyük için b çarpı n'inci dereceden kök içerisinde a. Bakın arkadaşlar bunlar önemli. B çarpı n'inci dereceden kök içerisinde a. Ben bunu burada eğer dışarıda bir sayı kalsın istemiyorum mesela sorunun gelişine göre bunları kullanabiliriz.
Bu b'yi a'nın yanına içeriz, dahil edebiliriz. Kökün içine dahil edebiliriz. Ama nasıl? Buradaki n'yi üs olarak alıp içeri girecek arkadaşlar. Yani b üzeri n çarpı a'nın n'inci dereceden kökü olmuş olacak. Buraya aynısını yazabilirsiniz. N'inci dereceden kök içerisinde b üzeri n çarpı a diyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer birden fazla kök varsa ve bu köklerin dereceleri birbirinden farklı da olabilir. Şunu yapıyorsunuz. Kök içinde direkt kök var bakın. N çarpı m'ninci dereceden kök içerisinden, kök içerisinde direkt buradaki sayıyı yazıyorsunuz. Aa, örnek veriyorum. Karekök içerisinde küp kök 5. Bu nedir biliyor musunuz? Şurası 2 ya. 2 kere 3 diyorsunuz. 6. dereceden kök içerisinde 5'tir diyorsunuz. Sadece burada kök derecelerini çarpıp içerideki sayıyı aynı bırakıyoruz. Ve son olarak n'inci dereceden kök b var bakın. N'inci dereceden kök b parantezini alıp siz bunu tek bir ifade gibi düşünüp a artı b artı c diye bunu da paranteze alabilirsiniz. Birkaç tane daha mühim özellik göstereceğiz. O mühim özelliklerle alakalı da sevgili gençler yine örnekler çözeceğiz, aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim örnek 5'e. Örnek 5'te arkadaşlarım 3 kök 2, 2 kök 2 daha ne yapar? 5 kök 2 yapar. 5 kök 2'den 4 tane kök 2'yi çıkarırsanız 1 tane kök 2 kalır. Kök içerisinde 48 demek, kökün içinde 16 kere 3'tür. Eksi kök içerisinde 27 demek 9 kere 3'tür. Ve kök içerisinde 75 demek de 25 kere 3'tür biliyorsunuz. Ve daha sonrasında şuradaki 16 kök dışına 4 diye çıkabileceğinden 4 kök 3 eksi 9 3 diye çıkar. 3 kök 3 25 de 5 diye çıkar, 5 kök 3 diyorsunuz. 4 kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkardınız, bir tane kök 3 kaldı. Onun üzerine de 5 kök 3 eklerseniz 6 kök 3 olur arkadaşlar cevabımız. Burası da 6 kök 3'müş. Eğer şıklarda bu şekilde verilmediyse 6'yı içeri de sokarsın. 6'nın karesi diye, çünkü burası karekök ya, 6'nın karesi diye girerse de karekök içerisinde 3 kere 36'dan kök 108 de diyebilirsin sen bunun cevabına, hiç fark etmez. Ve son olarak 3. Örneğimize de bakacak olursak, bakın ben içeriği 9 parantezine aldım, x kare artı 1 geldi. Yan tarafta bir de x kare artı 1'in kendisi var. Bir de eksi karekök içerisinde 4 parantezinde x kare artı 1'imiz mevcut. Şimdi şu 9 dediğimiz şey dışarı 3 diye çıkacaktır. 3 çarpı karekök içerisinde x kare artı 1. Bakın x kareyi falan çıkarmıyorsunuz ha. X kare çarpı olmuş olsaydı x kareyi çıkarırdık, eyvallah. Mutlak değer x diye çıkarıyorduk hatta. Ama yanında artı diye devam eden bir ifade var. Dolayısıyla arkadaşlar burası çarpım durumunda olmadığı için x kare, x kareyi çıkaramazsınız. Artı bir tane daha x kare artı 1 diyorsunuz. Eksi 4'ü dışarı 2 diye çıkardınız ve yine x kare artı 1 yazdınız. Böylelikle 3 tane bu ifade, bunun ismine ne diyelim? Kamil diyelim. 3 tane kamil, bir tane daha kamil, 4 kamil, 2 kamili çıkarırsanız 2 tane kamil kalır. Yani 2 çarpı karekök içerisinde x artı 1'dir işlemimizin sonucu. Bunu da buraya monte edebilirsiniz. 5. örneğimizi de çözdükten sonra 6. örneğimiz için sağ üst tarafa doğru çıktık ve çözüyoruz. Şimdi karekök 7, buna yapacak hiçbir şey yok. Kök 7, 4. dereceden kök içerisinde 49. 49 biliyorsunuz ki 7'nin karesidir ve bunun 4. dereceden bir kökü var. Siz bunu 7 üzeri 2 bölü 4 diye yazabilirsiniz. Hatta bu 7 üzeri 1 bölü 2'dir. Hatta bu da kök 7'nin kendisidir. Dolayısıyla şu 4. dereceden kök 49 demek, kök 7'nin kendisi olduğu için kök 7'yi buraya yazdım ben. Bölü. Devam. Küp kök 5 demiş. Bakın bu 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Çarpı. 6. dereceden kök içinde 25 demiş. Bu da 5 üzeri, bak 5'in karesi ya, 2 bölü 6 demek. Şurası da 5'in küpü 125. 5 üzeri 3 bölü 9 demek. Şimdi arkadaşlar siz biliyorsunuz ki 2 bölü 6 da 1 bölü 3'e eşittir. 3 bölü 9 da 1 bölü 3'e eşittir. Madem öyle, kök 7 ile kök 7'yi çarpacağız. Bakın buraya ekstradan bir özellik veya not ekleyebilirsiniz. Bunlar soruların içerisinde görmemiz gereken notlar. Örnek veriyorum, a sayısının karekökü ile a sayısının karekökünün çarpımı denildiği zaman a üzeri 1 bölü 2 ile tabii ki a üzeri 1 bölü 2'yi çarpıyorsunuz. Tabanlar eşit olduğu için a üzeri 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplayıp 1 yazıyorsunuz. Bu da bize a'yı veriyor zaten. Demek ki kök a ile kök a'nın çarpımı bize a'yı veriyormuş. O zaman kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 7'dir.
1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 toplarsanız üstleri topluyoruz. 1 yapıyor, o da 5 üzeri 1'den 5'tir. Demek ki benim işlemimin sonucu kaçmış? 7 bölü 5'miş diyoruz. 7. örneğimiz devam. Ne demiş arkadaşlar bize? 3 bölü 2 artı karekök içerisinde 25 bölü 16 eksi 1'in karekökü, bu işlemin sonucu nedir? Öncelikle 25 bölü 16'dan 1'i çıkardığınız takdirde 9 bölü 16 geldiğini görürsünüz. 9 bölü 16'nın bakın burada bir karekökü var. 9 bölü 16'nın karekökü nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Şimdi bakın dışarıdaki kökü çizdim. 3 bölü 2 vardı şurada. Artı bir de yanında 3 bölü 4 varmış. Gelin madem şurayı 2 ile genişletelim. Bu da sevgili arkadaşlarım 2 kere 3 6 artı 3'ten 9 gelir. Paydamız da 4'tü. 9 bölü 4'ün karekökü ise bize 3 bölü 2'yi verecektir. Dolayısıyla cevabımız budur deriz. 8. örneğimiz. Kök 2 çarpı 3 kök 2. Öncelikle kök 2 ile kök 2'yi bir yan yana getirip çarparsanız şununla şunun çarpımı 2 yapacaktır. 3 kere 2 de bize 6'yı verecektir. Bölü 0,36'nın karekökü. Şimdi bunu bir kere göstereceğim. Daha sonrasında kısa yolunu öğreneceğiz. 0,36 demek 36 bölü 100 demektir. Ve 36'nın karekökü 6'dır. 100'ün karekökü de 10'dur. Demek ki burası 6 bölü 10 diye dışarı çıkıyor. 6 bölü 10 da 0,6'nın ta kendisidir. Ki siz zaten 36'nın karekökünün 6 olduğunu bildiğiniz için virgülden sonra da 2 tane sayı var bakın. Siz zaten 0,6 ile 0,6'yı çarptığınız takdirde o 36'nın virgülden sonra kalması gerektiğini biliyorsunuz rasyonel sayılarda. Madem öyle demek ki ben direkt burayı 0,36'yı gördüm 0,6'yı çıkarabilirim. Hatta 0,16'yı nasıl çıkaracağım? 0,4 diye. O halde arkadaşlarım 0,6 ile 0,4'ü toplarsınız. 6 bölü bakın ikisini toplarsanız 1 gelir. 6 bölü 1'den de cevabımız 6 yapacaktır deriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer sayfama, 106. sayfam. Köklü bir ifadenin paydasını rasyonel sayı olarak yazma konusundayız. Bu konunun ismi eşlenik kavramı. Buraya yazın arkadaşlar, eşlenik kavramı. Şimdi bu eşlenik dediğimiz şey, eşleniğin çoğu zaman çoğu kişi ne olduğunu bilir. Mesela köküçün eşleniği dediğim zaman çoğumuz eksi köküç diyebiliriz. Köküç diyebiliriz. Hatta ben size bir şey diyeyim. Köküçün başka eşleniği var mı? Sonsuz tane eşleniği vardır. Köküç sayısının başka bir eşleniği söyleyeyim ben sana. 2 köküç de mesela bunun eşleniğidir. Veya köküçün eşleniği arkadaşlarım kök 12 dediğimiz, hani direkt şunu göstereyim. Bakın bununla bu birbirinin eşleniğidir. 2 köküçtür zaten kendisi. Bununla bu birbirinin eşleniğidir. Şimdi eşlenik dediğimiz kavramı güzelce tanımlamamız gerekiyor. Bakın adı üstünde, güzelce tanımlamamız gerekiyor. Çünkü karmaşık sayılardaki eşlenik muhabbeti de buna benziyor. O biraz daha kompleks adı gibi. Dolayısıyla arkadaşlarım bunu tam tanımını buraya yazın. Diyoruz ki bir irrasyonel sayı başka bir irrasyonel sayı ile çarpıldığında sonuç rasyonel bir sayı oluyorsa bu iki irrasyonel sayı birbirinin eşleniğidir denir. Tanım aynen bu şekilde olmalı arkadaşlar. Bir irrasyonel sayı var elimizde. Ben o irrasyonel sayıyı örnek veriyorum. Kök dışına çıkamayan bir sayı. Farklı bir kök dışına çıkamayan sayıyla çarptığımda sonuç kök dışına çıkmış bir rasyonel sayı oluyorsa eğer, bu iki sayı, az önceki iki sayı birbirinin eşleniğidir. Ben size bu yüzden kök 3 ile kök 12 birbirinin eşleniğidir dedim. Çünkü siz bunları çarparsanız kök 36'yı bulursunuz ki kök 36 6'dır. Bakın irrasyonel. Ben bunları çarptım, sonuç 6 çıktı, rasyonel çıktı. Dolayısıyla bu iki sayı birbirinin eşleniğidir. Tabi işlem kolaylığı açısından kök 3'ün eşleniğine genelde biz kök 3 deriz. Veya kök 5'in eşleniğine kök 5 veyahut bazen işlem kolaylığı açısından eksi kök 5 de diyebiliriz. Bundan kaynaklı bunun eşleniği bu, bunun eşleniği bu, bunun eşleniği bu. Yoksa
eksilisi eşleniğidir. Olmaz öyle. O zaman a artı kök b'nin eşleniği denildiği zaman a eksi kök b demezdik. Neden böyle diyoruz? Çünkü siz bunları çarparsanız iki kare farkı yardımıyla çarptığınız takdirde a kare eksi kök b'nin karesi yani b olarak bakın irrasyonel. İrrasyonel çarptım sonuç rasyonel. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar eşlenik kavramımızın tanımını tam olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Artık eşleniğin de ne işe yaradığını biliyordunuz ama ne olduğunu da öğrenmiş oldunuz. Zaten çok garip bir durum değil mi? Ne işe yaradığını biliyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun. Hani böyle açıklanamayan şeyler vardır ya. Hayatta da böyle. Ben onun ne işe yaradığını biliyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Genelde ne olduğunu bilirsin de ne işe yaradığını da bilemeyebilirsin. O tam tersi bir durum. Ama arkadaşlar matematik bu şekilde daha eğlenceli bir hal alır. Eşlenik kavramı birisi bunu çok da kullanışlı bir şey ama ne olduğunu bilmiyorsun. Bu çok ayıp olur. Tamam mı? Neyin ne olduğunu bileceksin. Bilirsen ancak seversin matematiği. Anlaştık. Devam. Şimdi kök 3 artı 2. Şimdi şuradaki mantaliteyle düşünecek olursanız şuradaki a artı kök b'nin eşleniği a eksi kök b'dir. Ha, bu arada şöyle de diyeyim mesela kök 3 eksi 2'nin eşleniği nedir o zaman? Eksi kök 3 eksi 2 mi? Evet bu da olabilir fakat ben kök 3 eksi 2'nin eşleniğini kök 3 artı 2 de yazsam olur. Çünkü ben bunları da çarparsam mesela eksi 1 gelecektir. Yani sonuç rasyonel çıksın benim için önemli olan bu. Yani olay şey değil. Köklünün başındaki işaret değiştirilmeli olay bu değil. Kökün başındaki işareti değiştiriyorsunuz işte eşlenik bu. Bu değil arkadaşlar. Tamam mı? Olay mantalite bu. Şunla şunu çarptınız iki tane irrasyoneli çarptınız sonuç rasyonel çıktıysa al sana eşlenik. Bak hem de kökün başındaki işareti değiştirmeden. Devam. 2 bölü kök 3 artı kök 2 hadi bakalım değiştir şimdi hepsini mi değiştireceğim. Kök 3 eksi kök 2 yazalım arkadaşlar. Bunu da kök 2 artı 1 ile genişletelim. Bunu da kök 3 ile genişletelim. Hepsi birbirinin eşleni olmuş oldu. Şimdi üst tarafları çarpmak kolay zaten. 2 kök 3 eksi 2 kök 2 dediniz. Alt taraf kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi 2. Çıkardınız 1 geldi. Paydamız 1. Çok mutluyuz. Artı. Bununla bunu çarptınız. 2 kök 2 eksi artı 2 bölü. Kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1 çıkardınız. Gene payda 1 geldi. Mükemmel. Eksi 6 kök 3 bölü 3 dediniz. Kök 3 ile kök 3'ü çarpın. Burada da gençler 3 ile 6'yı sadeleştirip buraya 2 yazabilirsiniz tabii ki. Paydaları 1 olduğu için direkt yazabiliriz. 2 kök 3 eksi 2 kök 2 artı 2 kök 2 artı 2 eksi 2. Bakın burada... Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürüyor. Eksi 2 kök 2 ile artı 2 kök 2 birbirini götürürken elimizde cevap patlıyor zaten. Doğru cevap neymiş? 2 kök 3'müş sevgili gençler. Ve örnek 10 ile devam ediyoruz. Kök 5 eksi kök 2. Ben paydayı irrasyonel istemiyorum. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Eşleniğiyle bunu çarpmam gerekiyor. Tabii ki bunun eşleniği de az öncekinin paydası oluyor. Kök 2. Çarparsanız kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yapar. Kök 2 ile kök 5'in çarpımı kök 10 yapar arkadaşlar. Daha sonrasında paydalar eşit olacak zaten görüyorsunuz. Başındaki eksiyle beraber şunu çarpalım. Eksi kök 2 ile kök 5'in çarpımı eksi kök 10. Eksi kök 2 ile eksi kök 2'nin çarpımı da artı 2 yapacaktır. Ve bölü alt kısımda kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı kök 2'nin çarpımı var. Ne yapıyoruz? Kök 5'in karesi 5, kök 2'nin karesi 2 çıkardınız 3 geldi. Şimdi arkadaşlar artı kök 10 ve eksi kök 10 birbirini götürdüğü zaman 5 ile 2'yi topladınız. Yukarıda bir 7'miz var. Alt tarafta 3'ümüz var. Cevabımız 7 bölü 3'müş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Örnek 10'u da çözdüysek eğer geçtik örnek 11'e. Şimdi şu kısım sildim arkadaşlar. Şurayı da sildim. Burayı da sildim. 4 kök 5'ten 4 kök 2'yi çıkar demiş. Öncelikle ben 4'leri görüyorum. Dikkatimi çeken o var. 4 parantezini bir alalım arkadaşlar. Bunu 4 parantezinde kök 5 eksi kök 2 dedim bakın. Alt kısımda da bölü. Alt kısım biraz karışık değil mi? Toparlayalım mı orayı? Şu ikisini ve şu ikisini ayrı ayrı parantezde alalım. Şu ikisini kök 5 parantezine almak istiyorum. Kök 5 parantezinde şurada 1 kalır. Şurada kök 5 kalır arkadaşlar.
Daha sonrasında eksi şu ikisini de kök 2 parantezine almak istiyorum. Kök 2 parantezinde 1 artı kök 5. Neden artı oldu? Eksi kök 2 parantezine aldık çünkü. Eksiyi dağıtırsanız yine eksi olacaktır. Ve yine alt tarafla biraz daha uğraşalım. Bu sefer 1 artı kök 5'in parantezini alalım arkadaşlar. 1 artı kök 5 parantezinde burada kök 5 kaldı. Burada eksi kök 2 kaldı deriz. İşte yeni paydamız bu. Bu paydayı kullanırsam üst tarafta da zaten şu ifade vardı. O ifadeyi de şuraya çekecek olursanız arkadaşlar, kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 eksi kök 2'nin gittiğini görürsünüz. Daha sonrasında ben bunu 4 bölü kök 5 artı 1 biçiminde yazabilirim. Kök 5 artı 1 yazdım. Şimdi ne dedik? Cevaplarda bunu bulamayız. Neden? Çünkü paydada irrasyonel sayı istemiyoruz. Zaten bu eşitlik kavramı da buradan çıkıyor. Dolayısıyla ben kök 5 eksi 2 1 ile bunu çarpacağım eşleniğiyle. Üst taraf 4 kök 5 eksi 4 olur. Alt tarafta da kök 5'in karesi 5, 1'in karesi 1 olduğu için 5 eksi 1, 2 kare farkından geliyor bunların hepsi, aklında bulunsun. Tamam mı? Bu arada şurası görünmediği için ben sana şöyle çekeyim bunu. Şimdi üst tarafta 4 parantezine alın bir de bu ifadeyi. Kök 5 eksi 1 gelmez mi? Alt tarafta da ne var? Şurası 5 eksi 1'den 4'tü. Madem öyle 4'ler giderse cevabımız ne olacakmış? Kök 5 eksi 1 olacakmış. Cevap buymuş gençler. Devam ediyorum 12. sorumla. Kök 27 demek 9 kere 3 olduğu için içerisi 3 kök 3 demektir. Artı bir tane kök 3'ümüz var ve artı 4'ümüz var. Yani bu kısım arkadaşlar aslında 4 kök 3 artı 4 olmuş oldu. Yani bu kısım aslında 4 parantezinde kök 3 artı 1'imizin ta kendisi. Bölü diyorum. Bölü. Şu kısma baktığınız zaman da kök 7 parantezini alırsanız 1 artı kök 3 gelecektir. Onu da yazalım. Kök 7 parantezinde 1 artı kök 3. Gördüğümüz üzere üstteki 1 artı kök 3 ile alttaki 1 artı kök 3 birbirinin aynısı. Bunlar gitti. 4 bölü kök 7 geldi burası. Şimdi bir de yan taraf var. Artı neyi varmış? 3 bölü kök 7 varmış. Ben ikisini toplarsam paydalar eşit olduğu için artık 7 bölü kök 7 yapacaktır. 7'yi kök 7 çarpı kök 7 yazarsanız, bunu da kök 7'ye bölerseniz bakın üst tarafın çarpımı 7. Kök 7 ile kök 7 birbirini götürür. Cevap olarak da karşımıza kök 7 çıkar deriz sevgili gençler. 12. sorumuzu da çözdük. Artık geçebiliriz bir diğer sayfamızdaki 13. sorumuza. Kök 5 bölü kök 7 artı kök 2 x olduğuna göre kök 7 eksi kök 2 bölü kök 5 ifadesinin x cinsinden değerini bulunuz demiş bize. Şimdi öncelikle kök 5 bölü kök 7 artı kök 2'nin şurada eşleniğini görüyorsunuz. Kök 5'in de eşleniğinin altta olduğunu görüyorsunuz. Yani payın kısmı paydada, paydanın eşleniği de pay kısmında burada. Dolayısıyla arkadaşlar bunu biraz hoş bulmamakla beraber değiştirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Nasıl değiştireceğiz? Hocam bu x ise ben bunu ters çevirirsem, tepe taklak alırsam, dolayısıyla elimde artık kök 7 artı kök 2 kalır bölü kök 5. Bu da x'i ters çevirirsiniz 1 bölü x yapar. Şimdi gençler bunun 1 bölü x olduğunu artık biliyoruz ya. Ben bunu aşağıda da kullanacağım. Diyorum ki çarpı bize sorulan ifade, yani kök 7 eksi kök 2 bölü kök 5 diyorum. Bakın bu bunun eşleniği, bu da bunun eşleniği zaten. O halde ben bu eşlenikleri çarparsam, ki nasıl çarpıldığını biliyorsunuz 2 kare farkı yardımıyla. Kök 7'nin karesi 7, kök 2'nin karesi 2 çıkardım. Kök 5 de kök 5'in çarpımında 5 yapıyordu. 7'den 2 çıktı 5, 5 bölü 5'ten ne gelir? 1. Şimdi arkadaşlar bakın çok iyi dinliyorsunuz, çok çok iyi dinliyorsunuz. Şunları bir temizleyeyim. Daha sonrasında da şöyle yapalım. Bakın şurası var ya. Şöyle aldım. Şu neydi arkadaşlar? Burası 1 bölü x'ti. Yazdım. 1 bölü x çarpı. Şu neydi arkadaşlar? Bu da bize sorulan ifadeydi değil mi? Aynısı. O halde bize sorulan diyorum. Eşittir. Cevap kaç çıkıyormuş? 1. X burada ne durumunda arkadaşlar? Bölüm durumunda mı? X'i ben buraya atarsam nasıl atarım? Çarpı olarak atarım. Bir kere soru işareti, soru işareti, yani bize sorulan sorunun cevabı bir kere x'ten x'miş diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacak. Geçtik mi 14. örneğimize? 2 artı kök 2 ile 2 artı kök 3'ün çarpımından 2 kök 3 eksi kök 6'yı çıkardığımız zaman ne kalır diye sorulmuş. 2 ile 2'yi çarptım 4. 2 ile kök 3'ü çarptım artı 2 kök 3 geldi.
kök 2 ile 2'yi çarptım artı 2 kök 2 geldi. Kök 2 ile kök 3'ü çarptım artı kök 6 geldi. Bir de yan tarafta eksi 2 kök 3'ümüz ve eksi kök 6'mız mevcut. Şimdi gençler burada eksi 2 kök 3 ile artı 2 kök 3'ü kök 6 ile eksi kök 6'yı sadeleştirirseniz sizin elinizde cevap 4 artı 2 kök 2 olarak kalır. Ya da cevap içerisinde 2 parantezinde 2 artı kök 2'yi de görmüş olabilirsiniz. Bu da cevaptır. Aynısıdır. Şıklarda hangisi varsa yapıştırın gitsin. Örnek 15. 3 eksi kök 2'nin karesiyle 3 artı kök 2'nin karesinin toplamı a olduğuna göre bu a'nın 3 fazlasının kare kökü sorulmuş bize. Şunun bir kare açılımını yapalım. 3'ün karesi 9'dur. Eksi 1. çarpı 2. Çarpı 2 derseniz eksi 6 kök 2 gelir. Kök 2'nin karesi 2'dir. Burası şu kısım. Bir de bunun karesini alırsanız bu da artılısı gelecektir şu şekilde. Dolayısıyla ben bunları topladığım takdirde arkadaşlar şununla şu birbirini götürür. 9, 9, 18, 2, 2 daha 4 yapar. Topladığınız 22. Yani A kaçmış arkadaşlar? 22. Bizden istenen şey şuydu. A'ya 3 ekle ve kare kökünü al. A kaçmış? 22. O halde diyor ki aslında 22'ye 3 ekle ve kare kökünü al. Bu da demek oluyor ki 25'in kare kökü. Tabii ki bunun da cevabını siz gayet iyi biliyorsunuz. 5'tir sevgili gençler. Geçtim 16. örneğime. 16. örnekte arkadaşlar bize demiş ki 6 artı 2 kök 5 eksi 6 eksi 2 kök 5'in köklerinin farkı işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Burada gençler ben bu ifadenin tamamına a demek istiyorum. Ve bize ne soruluyor? A soruluyor. Bunu unutmayın. Her iki tarafın karesini alırsanız birincinin karesi dışarıdaki kare kökü yutacaktır. 6 artı 2 kök 5 dediniz. İkincinin karesi de yine kare kökü yutacaktır. 6 eksi 2 kök 5 geldi. Bir de ne vardı arkadaşlar? Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı tek kök içerisine yazıyorum. Burada şununla şunun birbirinin eşleniği olduğunu gördüğünüz için 6'nın karesi 36 eksi 2 kök 5'in karesi 4 kere 5'ten 20 yapar. İşte bunun da kare kökü dedik. 36'dan 20'yi çıkardınız. 16, 16'nın kare kökü de 4'tür bu arada. 2 kere 4 de 8 yapar. Eksi 2 kök 5 de artı 2 kök 5 gider. 6, 6 daha 12 artı. Şurada ne vardı? Eksi 8 vardı. 12'den 8'i çıkardınız. 4 mü geldi? Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu tarafın karesini aldım ve artık a kareyi hesapladım. A kare 4 ise arkadaşlar a kaçtır? 2'dir diyebiliriz. A sayısı tabii ki burada eksi 2 de olabilirdi. Ama olmadı. Neden olmadı? Bir düşünün bakalım. Bu olamaz. Cevap bu. Neden eksi 2 olamaz? Çünkü arkadaşlar biz zaten A'yı hesaplıyoruz. Ve A dediğimiz sayı için artılı olduğu için bu büyüktür. Bu da diğerinden küçüktür. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsanız sonuç pozitif olacaktır. Pozitif olması gerektiği için de eksi 2'yi seçemezsiniz. Cevabınız ne olur? Artı 2 olur gençler. Tamam. Geçtim 17'ye. Karekök içerisinde a kare artı 4 eksi a 1 olduğuna göre karekök içerisinde a kare artı 4 artı a kaçtır? Öncelikle karekök içerisinde a kare artı 4 hop eksi a'mız var. Bu kısmın biz ne olduğunu biliyorduk? 1. Ben bununla bize sorulan kısmı yani karekök içerisinde a kare artı 4 artı a'yı çarparsam eğer ne bulurum onu yazalım. Öncelikle bu iki ifadenin birbirinin eşleniği olduğunu görüyorsunuz. Eşleniği formatında olduğunu görüyorsunuz. Ve ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şunu ben bu ikisini çarparsam şunun karesi yani a kare artı 4 eksi bunun karesi yani a kare. Eksi a kare artı a kare giderse bununla bunun çarpımı neymiş arkadaşlar? 4'müş. Şimdi ben diyorum ki 1 ile neyi çarparsam 4 olur? E tabii ki 4'ü. Bir de zaten şu an soru bitti. Bize sorulan şey ne? Karekök içerisinde a kare artı 4 artı a. E biz onu zaten 4 bulduk. Cevabımız buymuş deriz. Gençler devam ediyorum 18. örneğimle. X artı x kare artı 1'in karekökü 1 olduğuna göre x eksi x kare artı 1'in karekökü. Hadi bunu da siz çözün videoyu durdurun. Şu an videoyu durdurun arkadaşlar. Bekliyorum. Durdurduydunuz ve şu an çözdünüz diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Yine aynı mantaliteyle x artı karekök içerisinde x kare artı 1'imiz var. Bununla sevgili arkadaşlarım ben
eşleniği formatında olduğu için x eksi x kare artı 1'in kare kökünü çarpıyorum. Şu kısmın zaten 1 olması gerektiğini biliyoruz. Bununla bunu çarparsam birincinin karesi x kare eksi ikincinin karesi de x kare artı 1 yapacaktır. Çıkarırsanız x kareler gider eksi 1 kalır. Bakın burası eksi 1'miş sonucu. Peki soruyu bitirdik, neden? Şurası soruluyordu bize. Ben 1 ile neyi çarparsam sonuç eksi 1 yapar? Tabii ki eksi 1'i. Dolayısıyla cevabımız eksi 1'miş sevgili gençler. Ve devam edelim. Örnek 19 için bir sayfa değiştiriyoruz. 108. sayfamızdayız. A negatif, B'de pozitif olmak üzere denilmiş. Şu ifade arkadaşlarım neyin açılımı? A eksi B'nin tabii ki karesinin açılımı ve bunun da karekökü alınmış dışarıda. Artı içerisi A eksi B'nin küpü ve küp kökü var arkadaşlar. Bakın zaten küp kök olduğu için, tek sayı olduğu için bunlar birbirini direkt götürür ve burası A eksi B diye çıkacaktır. Bunun haricinde A eksi B'nin karesinin karekökü, bunlar çift olduğu için bu A eksi B dışarı nasıl çıkacaktır? Mutlak değer A eksi B diye çıkacaktır ve ben bunları toplayacağım. A'dan B çıkmış. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için içerisi negatiftir. Mutlak değerle dışarı pozitif çıkacağı için ben bunu eksiyle çarpıyorum. B eksi A pozitif oldu. Yanında bir de A eksi B'miz varmış gibi. Eksi B artı B, eksi A artı A birbirini götürecektir. Sonuç olarak elimizde koca bir sıfır kalacaktır arkadaşlar. Geçtim 20'ye. X'ye iki basamaklı bir sayı olmak üzere A sayısı karekök içerisinde X'ye, B sayısı da karekök içerisinde kök 10, karekök içerisinde 10'a eşit olduğuna göre karekök içerisinde 0,0 X'ye ifadesinin A ve B türünden eşitini bulunuz demiş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Bizim elimizde X'ye iki basamaklı sayımız var. Karekök X'ye. Pekala, ben bundan ne elde etmek istiyorum? Önce ya da bana ne sorulmuş? Buna bir bakalım. İçerisi karekök içerisinde xy bölü, bakın 1, 2, 3 tane ne var? 0 var. Dolayısıyla 1000'e bölünmüştür diyeceğim. Yani bizden istenen şey bu. Aslına bakarsanız bizden istenen şey xy'nin karekökü bölü 1000'in karekökü. Ki 1000'in karekökü demek de 10 kök 10'dur. Peki arkadaşlarım, kök içerisinde x'ye demek ne demekmiş? Hocam a demekmiş. Peki kök 10 kaçtı? O da b'ydi. O zaman cevap ne olur? Üst taraf a, alt tarafta 10 b olur. Yani cevap arkadaşlarım a bölü 10 b'ymiş diyebilirsiniz. Devam ediyorum 21. örnekte. 6 bölü 2 kök 3. Burada arkadaşlarım bir hatırlatma. Hatta şöyle yaklaştırayım. Bu gözden kaçan bir şey. Gözden iyi kaçmış çünkü zaten ufak bir çizgi. Şurası arkadaşlar 2 kök 3, o kök burada bitiyor. Yani arkadaşlar şurada herhangi bir kök yok. Bunu lütfen düzeltin gençler. Şöyle yani. Alt kısım 2 kök 3 artı 3 kök 2. Tamam. Şimdi bu sorumuzu çözelim. Sizler de düzelttiyseniz defterinizden, kitabınızdan bu şekilde düzelttiyseniz devam edelim sorumuzu çözmeye. Öncelikle gençler 6 bölü 2 kök 3 artı 3 kök 2'miz var bizim. Ben bu kısmı eşleniyle, yani 2 kök 3 eksi 3 kök 2 ile çarpmak istiyorum. 6 ile çarparsanız ya da 6 çarpı diyelim direkt, 2 kök 3 eksi 3 kök 2 gelecektir üst taraf. Alt tarafa bakacak olursanız da bununla bunu çarpacağız ya, 2 kök 3'ün karesi 12, 3 kök 2'nin karesi 18 olduğu için çıkarırsanız eğer 6 çarpı 2 kök 3 eksi 3 kök 2'nin 3 kök 2'nin neye oranı olur? 12'den 18'i çıkardığınız eksi 6'ya. Bakın arkadaşlar ben buradaki 6 ile buradaki 6'yı götürürüm. Şu eksiyi de buradan kaldırır şuraya koyarım. Böylelikle eksiyi içeri dağıttığınız zaman bakın şununla çarpıyorsunuz. 3 kök 2. Şununla çarpıyorsunuz. Artı 2 kök 3. Eşittir neymiş? X kök 2 artı Y kök 3 müymüş? Madem öyle arkadaşlar, ben buradaki 3'ü, kök 2'nin katsayısı olan 3'ü yine kök 2'nin katsayısı olan x'e eşitlerim. Buradaki 2'yi de neye eşitlerim? Tabii ki y'ye. 3 artı 2 toplamı sorulmuş. Cevabımız 5'tir diyeceğiz. Doğru cevap buydu sevgili arkadaşlar. Bakalım. Bir yerde bir hatam var gibi.
Bakıyorum var. Var. Hatam var. Hata ne biliyor musunuz? Şurası gözden kaçırdığımız bir yer. Bakın eksiği içeri dağıttık ya, ben oradaki eksiği kırmızıyla boyadığımız için göremedim. Şunda şunu çarptık, eyvallah 3 kök 2, ama bununla bunu çarparsanız eksi 2 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla şuradaki eksi ve bu eksi 2'yi de sevgili arkadaşlarım y ile özdeşleştirirsek burası eksi 2 olacaktır. 3 ile eksi 2'nin toplamı da 5 değil tabii ki. Kaç olur arkadaşlar? 1 olur diyebiliriz. Doğru cevabımız 1'di. Ve devam ediyorum 22. örneğimle. Arkadaşlar yine bir eşlenik sorusu. Burayı ben kök x artı 1 ile genişletirim. Burayı da kök x parantezine alırsanız 1 ya da şöyle diyelim kök x eksi 1 gelir. Şimdi kök x artı 1 ile genişletmemize gerek kalmadı. Şunu siliyorum. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ben size. Kök x eksi 1 eksi x bölü kök x parantezinde kök x eksi 1. Bakın burada zaten kök x eksi 1 burada da mevcut. O halde tek eksiği ne sol taraftakinin? Bir tane kök x. Kök x ile 1'i çarptınız, kök x geldi. Daha sonrasında burada ne var arkadaşlar? Bir x'imiz var ve paydalar eşit olduğu için artık ben rahatlıkla kök x parantezinde kök x eksi 1 yazabilirim. Üst tarafı kök x parantezine alırsanız 1 eksi kök x geldiğini göreceksiniz. Alt tarafta ise kök x parantezinde kök x eksi 1 var. Bakın gençler, kök x ile kök x birbirini götürür. 1 eksi kök x ile kök x artı 1 birbirinin eksilisi olduğu için elimizde sadece eksi 1 kalır. Cevabımız da bu olur. Bir diğer sayfamız arkadaşlar. 23. örneğimiz. Kökler içinde kökler varsa ve bu köklerin de hemen yanında katsayıları varsa, o zaman bu soruları nasıl çözeceğiz? İyi dinliyorsunuz. Şimdi şuradaki kökün derecesi kaç? 2. Şuradaki 4. Şuradaki de yine 2. Hemen diyorsunuz ki 2 çarpı 4 8. 8 çarpı 2 16. Dolayısıyla 16. dereceden kök içinde diyorsunuz. Şimdi tek kök haline getireceğiz bunu. Dikkatli izliyorsunuz. 27'nin 4 kere ikinci kuvveti, yani 8. kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı içerideki 3. Bunları bu şekilde çeviriyorsunuz. Peki hocam ne işimize yarar? Şu 16 çarpı 27 demek 3'ün küpü demek. 3'ün küpünün 8. kuvveti. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1. 3 kere 8 ne yapar? 24. 3 üzeri 24 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 1. 24 ile 1, 2'yi topladığımız 26. 1 daha 27 yapar. Demek ki 3 üzeri 27 geldi burası. Pekala, eşittir. 0,3 ne demek arkadaşlar 3 devreden? 3 bölü 9 demek. Yani 1 bölü 3'ün ta kendisi demek. 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti demek de 1 bölü 3'ü ters çevirirseniz 3 üzeri eksi x demektir. Üssü sayılardan hatırladın değil mi? Bu da neye eşitmiş? 3 üzeri eksi x'e. Peki şu neye eşittir? Bak şimdi bak. İyi izliyorsun. 3 üzeri 27 bölü 16'ya eşittir. Şimdi güzel kardeşim. 3, 3. Eyvallah. O zaman eksi x de bu birbirine eşittir. Eksi x eşittir 27 bölü 16 ise tabii ki x eksi 27 bölü 16'dır diyebiliriz. Cevabımız da bu olur. Geçtik bir diğer kısma. Köklü ifade içeren denklemleri arkadaşlar. Köklü ifade içeren denklemleri videomuz artık 50 dakikalara dayandığı için bir sonraki videomuzda part 2'ye aldık. Aklınızda bulunsun. Köklü ifade içeren denklemler 2'de, yani ikinci videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.